Merhaba arkadaşlar, Kıbrıs'tan merhaba, kanalıma hoş geldiniz diyorum ama bunu kapanışı çekmeden hemen önce diyorum. Çünkü bugün sabah sizlere merhaba dememişim. Şimdi çekeyim dedim, günü bitirene kadar anca elimi kameraya alabildim. Çünkü kapanışı çekmek istiyordum. Böylelikle önce açılışı sonra kapanışı çekeceğim ve iyi seyirler diliyorum. Güzel bir video oldu, bol bol gezmeli oldu. Kırık parmakla gezmek de herhalde bana yakışırdı. İyi seyirler. Aradığımı buldum. Güzelesi bakmak sevaptır değil mi? Benim böyle küçük bardaklarım var. Madesenli değil. Yazda geldi kahve yeni bardaklarım. Bunları da çok seviyorum ama evi küçültünce evdeki bütün kalabalığı verdim. Sadece gerekenler kalıyor. Bu da onlardan cinsine giriyor. Yani evde durdurmuyorum bunları. İşte bakın, bunların da çeşidi çok var. Hiç kullanmadım, verdim. Biraz irilerini bıraktım ama bunları hep verdim. Takım takım sürahim var. Aynından iki takım sürahim var. Ha, bu mumlar yanar. Evin kalabalığını verdik. Dağıttık. Bunlar kokulu mum. Sanırsam pilli dönüyor. Çok güzel. Aslında bir takım da büyük çay fincanı arıyorum ben, kibar. Evet. Kibar büyük çay fincanı. Canım. Ben ha, bir de büyük kahve içiyoruz ama büyük, yani çay fincanı ama kibar bir şey olsun. İçinde kahve içilecek bir şey. Yok, öyle öyle değil. Kibar derken yani çok irileri var, çok bilmem ne yok. Sade, günlük. Ben içinde kahve içeceğim. O İngiliz tarzı düz. Bunlar da çok güzel ama çekeyim. Kız kardeşim de aynısından istiyordu. Bulursam bana da al diyordu. Özellikle malzemesi kalın olmayacak. Şu kahve fincanını andıracak. Ya bakarız. Bulursak bulduk. Bulmazsak sıkıntı yok. Aklıma birden geldi gezerken. Bak, kupa şeyler var. Kupa. Bardaklar. Yok, kupa o kadar çoktu. Ben büyük evden küçük eve geçtim. En az 25-30 tane kupa verdim. Bardak verdim, çanak, ıvır zıvır ne varsa hepsinden kurtuldum diyeceğim artık. Yok, bana takım olarak lazım. Nedense bir takımım vardı. Eşim almıştı bana. Hep saplarından gitti. Kırılacak diye korktuğum için attım. Tabaklara dört iki tane kendisi kaldı. Bir de Güral porselenden bir takım almıştım. Onun fincanı güzel, kibar, kahve içmelik. Şu da fena değil ama. Geliyorum. Tipi falan çok uygun. Güzel. Kahve falan yazıyor. Güzel, kibar. Evet, istediğim bu tarz. Birazcık kalınlığı düşündürür ama o da sorun etmeyeceğim. Bu daha mı ince? Bu 10 yazıyor. Hero Baldo. Bafra Baldo. Bunların hepsi pirinç sırayla. Ha, Bafra Baldo. Dur bakalım. 13'e var. Basmati eti. Pirinç basmati. Ece. Aha, Songül'ün aldığı bu. Bu. 4.75'miş. Ben 4.5 diye hatırlıyordum. Tut. Olsun. Bakar mısın? Alacağım daha. Bu ne kadar? O da 6.5. Demek ben bunu gördüm orada. Baldosu bu. Şeye bakacağım. Çocuğun aldığı marka. Burada yok. O neydi? Oba değil. Kıbrıs'ın yerli. Evet, ilkokulum, benim okulum. Aa, sevgide. Sevgide Kayra'ya. Şuradan gelirken işte. Bura benim okulum. O Sevgi oğluna. Cemil umudu. Cemil boyamasıydı.
Bu benim yeni Cornflex kasem. Kabım. Daha öncekiler bunlar. Şimdi de bu. Bu da piknik için çıkardığımız termostur. Bir de böyle fincan takımı aldım. Espresso'dur. Fincan takımı aldım. Her şeyle çok güzel, çok beğendim. Ama dikkat etmediğim bir özelliği çıktı. Yani nasıl dikkat edilmez? O mu olsun, bu mu olsun? Biraz da acele ediyordum. Dörtlü olduğunu fark etmedim. Kesinlikle dörtlü bir fincan takımı istemiyorum. Çay fincanı seti bu. Ben normal kahve içmek için kullanacağım. Ama dörtlü istemiyorum. Şimdi bugün pazar, büyük bir ihtimalle kapalı olur ama yine de yanıma alacağım. Bunu götürüp değiştirmek istiyorum. Diğer takımla. O mu olsun, bu mu olsun diyordum ama bu kaybetti. Kazandı, eve geldi ama evde görünce ayıktım. Bu kaybetti. Onu alacağım. Evet arkadaşlar. Bir yaprak sarması videosu daha size. Yine ne derler buna? Çiğden sarıyorum. Yine bizim çocuklara sarıyorum. Ama bu defa illaki aman aman kalın olsun, aman aman iri olsun demedim. Çünkü insan yapabildiğinin dışında bir şey yapınca farklı oluyor. Yani ben çok istesem de kalın saramıyorum. En kalın sardıklarım da sanırsam bunlar. Onları da alta diziyorum. Yaprakları iri bulduğum için bunları doldurdum. Yani bunlar ilk önce ikiye bölüyordum. Alışık olmayınca ilk önce ikiye bölmeye çalıştım. Sana dedim ikiye bölme. Kalın yap. Bunları böyle tabana koyuyorum. Bu defa şey de yaptım. Yapacağım. Yaptım. Dolapta duruyordu. Yapamamıştım. Dolmalık biberlerim vardı. Yani bunlar ince uzun güya ama yani kalın güya ama değiller. Keşke olsaymışlar. Ama değiller. Elimle tutuyorum. Tripodu çıkarmadım. Tembellik diz boyu. Çok yoruldum bugün. Bugün birkaç gündür yine susuz kaldı. Vücut farkındayım. Su içmiyorum. Doldurup doldurup içen ben. İçmiyorum. İçmediğim için yine bir titreme, çarpıntı falan filan yaşadım. İnanılmaz bir şey. Şimdi burada da var. Bunlar daha küçük ve daha inceler. Onları da şöyle koyayım. Biber doldurdum. Biberlerimi de koysam, bunu da kenarlarına koysam daha iyi olurdu belki. Yani mesela ortaya hiç mi koymasaydım? Ama biberler de bir şey olur belki. Şöyle biberlerimi koyayım. Biberlerim tombiği var. Uzunu var. Hep aynı boya gelebilsin diye. Şu şekilde koyabilirim. Evet, buraya bir sıra daha gidebilirim. Bunlar böyle. Yani adı büyük dolmalarım bunlar. Bunlar büyük dolmalarım. Şu açıldı sanki. Bunlar büyük. Bunlar büyük dolmalarım. Evet, bunları da böyle koyayım. Geriye kalanını da ben şimdi yerleştireyim. Böyle oldu. Bunlar da üzerine yerleşecek. Yani az sayılmaz. 3 kişilik var neredeyse. Bu da dolmamızın son hali. Artık pişireceğimiz günü bekleyecek. Büyük bir ihtimalle yarın ikindi bu saatlere ocağa koyacağım. Limonunu da o zaman vermeyi düşünüyorum. Bugün hiç limon sıkmadım. Çok sıkmayacağım için böyle ilk ağzımıza değdiği anda gelmesini istiyorum. O yüzden suyuna koyacağım. Hep beraber ailece yiyeceğiz inşallah.
Bu arada arkadaşlar sabah geçen günkü aldığım yufkanın bir paketini kendime ayırmıştım. Pazardan aldığım yufkanın. Akşam bir tanesini eşime gözleme yaptım. Bir tanesi de burada bir börek yaptım. İçine diğer kalmış lavaşlarım vardı kurumuş. Onlarla böyle pizza börek yaptım. Çünkü içinde sucuk, kaşar, pellim, zeytin var. Kızım istemediği için biber koymadım. Yoksa tam kaşar, tam bir pizza olacaktı. Şimdi bunu ters çevireyim. Burası biraz fazla pişti sanki. Böreğimizin bu tarafı da biraz fazla kızarmış gibi duruyor. Çayımı demledim. Bir bardak, iki bardak hatta içtim. Sonra dolma yapmaya durdum. Şimdi saat kaç bilmiyorum ama öğlen yemeğimiz olacak. Zaten biz 12 gibi kahvemizi içtik. Bugün geç içtik. Yani dolmaya kaçta yapmaya başladım, kaçta bitirdim bilmiyorum. Bunu dilimleyeyim, çay servisi de yapayım, eşime yedireyim. Böreklerimiz. Birazdan tost makinesine koyup ısıtacağım. Çünkü sucuklu ve kaşarlı olduğu için bunların sıcak yenilmesi gerekiyor. Neredeyse 4 saat oldu ben böreklerimi yapalı. Çayımın altı da tekrar kaynadı. Evet. Dolmalarım da dolaba girecek. Bulaşığımı yıkadım. Tekneyi biraz toparlamak istiyorum. O yüzden size göstermiyorum. İkinci geceden merhaba. Biliyorsunuz dün gece de gelmiştik. Eşimin iğnesi için. Bugün sabah da geldik. Çok kalabalıklı çekim yapmadım. Şimdi acilin kapısına bıraktım eşimi. Kendim de böyle Talasamya merkezinin önüne geldim. Burada bekliyorum. Onun işi bittiğinde bana telefon edecek ve ben onu geri gidip alacağım. Çünkü dün akşam öyle zorluk çektim ki arabayı aşağıya onu bıraktım. Arabayı aşağı park ettim. Geri gittim yürüyerek. Sonra yürüyerek geri geldim. Arabayı aldım. Yani serçe parmağım kırık olduğu için yokuş aşağı çıkıyorsun, yürüyorsun. Bu beni zorladı. İnerken de serçe parmağı iş düşüyor, düşmemek, denge sağlamak için. Çıkarken de kuvvet biniyor. Yani ne kadar fark etmesek de günlük hayatta bizim işimize yarıyorlarmış. Evet arkadaşlar, en son hastanenin park yerinden sizinle konuşmuştum. Eşimi acile bırakıp orada bekliyordum. Daha sonra telefonla beni aradı. Gittim, onu aldım, geldim. Bugün sabah da aynı şeyi yapmıştık. Dün geceye göre çok daha kolay oldu işim. Ayak parmağımı fazla incitmedim. Ama dönüşte bol bol gezmiştim öğlen. Biraz çekim yapayım dedim. İlşen Shopping'e gittim. Kavanoz aldım. Üçüncüyü almış oldum ama 4-5 de olsa yani yetmeyecek çeşit bu kadar çok olunca. Umarım buraya kadar videomu zevkle izlemişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmadan izliyorsanız da abone olursanız çok sevinirim. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.